Merhaba. Merhaba. Birazcık sayımız artsın. Hemen. Evet. Günaydın. Benim dün başlattığım Kreatif 1.5'la çalışmalar bugün artık yavaş yavaş nakış uygulamalarına geçişle devam edecek. Hem yarın çalışma yapacağız. Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Yarın da çalışma yapacağız. Muhtemelen gelecek haftada yine Kreatif 1.5'la. Çünkü makinanın dünyası bitmeyen renkliliği içerisinde yapabildiğimiz kadar, gösterebildiğimiz kadar size sınırsız güzel işler göstermek istiyoruz. Bir kreatif 1.5 biliyorsunuz ki Puff markasında başlangıç bir nakış makinesi. İçinden bir adet kasnak çıkar. 240'a 150 ölçülerinde. Tabii ki bunun daha küçük kasnaklarını kullanabilirsiniz. Daha üst segment makinalarımız kasnak ebatının büyüklüğü, ekran ölçüleri nedeniyle daha farklı birçok sebep ile tabii ki tercihiniz olabilir. Ama bu dünyaya biraz yabancıysanız ama nakışın bir kenarından tutmak istiyorsanız böyle ideal bir nakış makinesi. Bunun için tabii ki nakış uygulamalarına geçerken ilk önce yapacağımız şey elbette bu programın yanında size ücretsiz olarak hediye edilen uygulayıcı Premiere programının introsu. Bununla ilgili mutlaka Kreatif 1.5 makinamızı aldığınızda size bilen bayilerimiz yahut bilen bayilerimizin yanında çalışan öğretmen arkadaşlarımız veya bizler ulaştığınız anda, satıştan haberimiz olduğu anda mutlaka sizlere şu an için online eğitimle kendi bölgenize destek veriyoruz. Herkes kendi bölgesine destek veriyor. Lütfen bu anlamda bizden destek istemeyi unutmayın. Şimdi intro programı bende daha gelişmişi var elbette. Biz onu kullanıyoruz ama sizde nelerin olduğunu bildiğimiz için biraz öncelikle ne işleyeceğim, ben bu makinede ne yapabilirim, neler yapabilirim gibi soruların cevabını bulmak lazım. Yani bir desen olmadan nakış olmayacağı için öncelikle hangi tür desenler yapıyoruz buna gidelim. Şimdi bu makineyi satın aldığınızda siz yurt dışına da oluyor Nihal Hanım. Sorularınızı gördükçe sorularınıza da cevap vereyim. Elbette biz yurt dışına da geçtiğimiz birkaç hafta önce ben yurt dışına eğitim verdim. Çünkü artık hani online eğitimler son derece ulaşılabilir programlarımız var. Endeskler var. WhatsApp görüntülü var. Yani size mutlaka destek veriyoruz. Olur mu? Makinenizi tabii kendi ülkemizden almış olmanız kaydıyla. Nereden aldıysanız ulaşın bize, yardımcı olalım. Şimdi ben teşekkür ederim. Şimdi bu intro program arkadaşlar bir desen oluşturma ya da oluşmuş desenleri birbiriyle birleştirerek yeni desen tasarlama programıdır. Biz size bunu yükledikten sonra, bir bilgisayara yükledikten sonra çalışmalara başlıyoruz. Bir bakalım isterseniz dönelim, neler yapabiliriz, ne işleyebiliriz. Çünkü makinayla uygulamam hem yarın devam edecek hem ondan sonra çok güzel çalışmalar yapacağız. Bunlar neler olabilir? Mesela örneklendireyim. Yani biz bu makinede neler yapıyoruz? Mesela bu bebek tulumlarının arkasına, değil mi? Çok moda oldu. Hepiniz çok keyifle bunları yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Şimdi bunlardan İşleyebileceksiniz bu makine olduğu zaman yapacaksınız. Bunun bir uygulamasını, bir çeşidini de beraber hem yarın veya önümüzdeki hafta içerisinde yapacağız arkadaşlar. Böyle çalışmalar yapabiliriz. Çok işte bir maske çalışabiliriz, değil mi? Şöyle yapalım. Burası işte nakışlar. Bu uygulamaları yapabiliriz. Sonra kendi firmalarınızın logolarını isim olarak yazabiliriz.
Bir kez daha göstereceğim bunları. Sonra şunları, değil mi? Böyle güzel nakışlar tasarlayıp işleyebiliriz. Şimdi biz bu 100 desenle satın alıyorsunuz arkadaşlar bu makinayı. Ancak neredeyse hani biz hem firma olarak hem de bayilerimize bizim ücretsiz verdiğimiz, onların da size ücretsiz olarak hediye edecekleri 60 bin diyelim ki bunun bir kısmı da tekrar olsun 50 bin civarında hediye desen veriyoruz size zaten. Çok da ekstraya ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu desenleri böyle biraz araştırırsanız içinden muhteşem güzellikler çıkacağını getiriyoruz. Biraz nakış zevk işidir biliyorsunuz. Şimdi bizim yapacağımız buradaki programla ilgili bir çalışma arkadaşlar. Bu programın ne olduğunu, nasıl olduğunu lütfen sorular yazabilirsiniz ama ben mecburen soruları kenara kaydıracağım. Bakalım nasılmış? Bilgisayarda ışıktan ötürü biraz sıkıntı olabilir. Gün ışığından faydalanıyoruz ama şöyle dönüyorum. Evet. Şöyle çevirelim. Ben gördüğünüzü umuyorum. Var mı bir sıkıntı yazılar haricinde? Yazıları alacağım biraz sonra. Siz de sağ kaydırarak lütfen yazıları yok edin arkadaşlar. Nasıl uygulanır? Nasıl desen çağırırız? Bunlar olmadan çünkü hiçbir şey yapamayız. Var mı arkadaşlar ekranda görüntüyle ilgili sıkıntı? Evet. Sanıyorum kimseden bir yazı gelmediğine göre şöyle çekelim. Bizim Premier programımız sizin kasnak ölçünüzün içerisine oluşturacağınız desenlerle ilgili arkadaşlar. Bunlar ne olabilir? Öncelikle hangi desenlerimiz var? Bir bakalım. Fay dosyasından açıp herhangi bir desen üzerinden gidebilirim. Bir bakalım ne gelebilir bize. Yine bebek için bebek kanadı çalışması yapabiliriz. Değil mi? Şöyle çeviriyorum. Bakın. Bu daha büyük kasnak için çalışılmış. Örneğin şöyle alıyorum. 240'a 1,5 ölçülerinde olacak şekilde yerleştiriyorum. İnternette bunu görmeyen yoktur, değil mi arkadaşlar? Biraz burada örnek uygulama yapacağız. Evet. Demek ki böyle bir deseni getirdiğimde ben tekrar şöyle bakayım. Herhangi bir şey diyen var mı? Gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Uygulamayı görüyoruz, değil mi? Peki. Tekrar yazılarınızı alıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Burada bir melek kanadı çağırdım. Bunu grup halinde işleme yapabiliriz. Ben de sanıyorum bundan uygulama yaparım diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Çünkü bu da farklı bir teknikle işleniyor. Arasına elyaf falan koyarak işleyeceğiz. Biz bunun yanı sıra böyle grup halinde bir defada yapıp birkaç kesim çıkarabiliriz. Bu bize hem ekonomik olur. Bunun yanı sıra şu deseni şimdi buradan kaldıralım. Yeni bir desen çağıralım. Masa üstünüzde kayıtlı desenleriniz varsa onlardan alabilirsiniz. Ne dedim? Siz 100 desenle satın alıyorsunuz makinayı ama bizler daha sonra size çok ciddi bir sayıda desen hediye ediyoruz. Şöyle çevirelim. Yine şurada aplike için uygulanabilir güzel bir fil çalışması. Değil mi?
Bunun istiyorum ki arkadaşlar şöyle getirelim. Bakın şöyle küçülttüm. Aynısından bir de bu tarafa sağ yapmak istiyorum. Hemen sağ tıkladım. Duplicate basarak aynı filden bir tane de bu tarafa getiriyorum. Ve yönünü değiştiriyorum. Böylece birbirine bakan iki tane film olabilir. Şimdi bu yazı orada düz okunuyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu filin altına oğlumun adını yazmak istiyorum. Kızımın adını yazmak istiyorum. O zaman letter sayfasına basarak letter'da bende gördüğünüz gibi çok var. Çünkü ben bu programın tümüne sahibim arkadaşlar. Ama introsunda sizde bir tık daha az. Hangi yazı karakterini kullanmak istiyorsanız onu seçerek örneğin biz de buraya bir isim yazalım. Dilek diyelim. Değil mi? Ve uygula diyelim. Şöyle dilek yazısını burada görüyoruz. Demek ki seçmiş olduğum bir desenin yanına kendim de bir yazı ilave edebiliyorum. Böylece birkaç kez aynı deseni farklı isimlerle de kullanabiliyorum. Şimdi programı yine bu dilek yazısını silelim. Hatta şunları silelim. Yeni sayfa da açabiliriz arkadaşlar. Fakat ben ekranı kapatıp açmak istemediğim için tekrar bir desen dosyasına gidelim. Bir bakalım nelerimiz var. Masa üstüne gidelim. Buradan kendimiz bir desen oluşturalım. Bunları biraz daha görebilmek için ne olduğunu da büyük simgeleri seçiyorum. Şöyle desenleri görelim arkadaşlar. Umuyorum hepsini görüyorsunuzdur. Bizim burada bakın bunları benim uygulamak isteyeceğim. Daha önce de uyguladığım kahve sunumlukları için kokteyl nakış desenleri. Yine bakın az önceki gibi çelenk ve içerisinde bir harfim. Şöyle yapalım. Şimdi biz de buradan şuradan bir kaneviçe tarzı bir iş seçelim. Kaneviçe de değilmiş. Evet. Şöyle bir uygulama seçtim. Renkle ilgili bakın rengi değiştirmek istiyorum. Sizlerin biraz daha iyi göreceğini düşüneceğim. Buradan bu arada renkleri görüyorum. Toplamda 3 renkten oluşuyormuş. Zemin vardır arkadaşlar. Zeminde dikiş. Hemen şöyle sağ tıkladım. Change color bastım. Ve daha koyu bir renk seçelim bunu. İşlemi olarak görelim. Kırmızıya basalım. Okeyledim. Kırmızı olarak görüyorsunuz. Bir keten üzerinde çok şık duracak bir iş. Şimdi buradan yola çıkarak bu makinede biz kaneviçe işleyebiliriz. Türk işi motifleri işleyebiliriz. Maraş işi motifleri işleyebiliriz. Bunları manuel yöntemle odaklayarak ki bunu da göstereceğim önümüzdeki hafta. Manuel yöntemle bunları yan yana da işleyebiliriz. Manuel yöntemle odaklayacağız ve yan yana işlemeyi size göstereceğim. Peki bu deseni şöyle yapalım. Biraz daha küçültelim. Şimdi küçültürken %30 oranında arkadaşlar büyüme ya da küçültme yapabiliyoruz. Nakışımın kalitesi bozulacak olur ise o zaman resize özelliğini kullanabiliriz. Ama resize özelliğini
Kullandığımızda da iğne vuruş sayısı artar. Neresidir resize özelliği arkadaşlar? Tıklayalım. Bakın şu anda kenarları beyaz. Ben home sayfasına gidip buradan resize seçtiğimde kenarları mavi oldu. Bu da bana iğne vuruş sayısını arttıracağını söylüyor. İğne vuruş sayısı artar. Ama iğne vuruş sayısını arttırmadan büyütmek istiyorsam desenimi normal %30 verdiği açıyla küçültme ve büyütme yapabilirim. Bu onlar çalışan arkadaşlarım için önemli detaylar arkadaşlar. Peki bunun dışında bu desenim var. Bu desenimin yanına ben başka bir desen uygulamak istiyorum. Yine sizlerin sayfasında süper desenler var. Bu süper desenlerden faydalanabilirsiniz. Bunu yine silelim. Mesela süper desenlerden gelelim. Ve oradan all seçip hepsini göster diyelim. Bu da benim programımda tabii sayı olarak daha fazla arkadaşlar. Çünkü programın orijinalinde bakın bunlar var. Şu anda nakışa giriş için bir desen oluşturma başlatıyoruz. Buradan bir kalp seçelim. Hemen şöyle bir kalp seçtim. Apply diyorum ve bir kalbim oldu. Hemen bu kalpten bir tane daha getiriyorum. Bakın şu şekilde bir kalp uygulaması yapıyorum. İçerisine bunların nebatını söylediğim gibi %30 oranında siz büyütebilirsiniz. Resize yaparak ise evet şöyle yapalım. Hemen letter'dan birer harf karakteri alalım. Ne yapalım? Singer'in S'si değil mi? Şöyle yani burada da oğlanın ve kızın diyelim. Singer'in S'si, Puff'un P'sini alalım. Şöyle bir kendimiz ayarlama yapmış olalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra yazılar yazabiliriz. Bunu bir çerçeveye alabiliriz. Hemen sizde de var arkadaşlar bu uygulamalar. Frame'de iki kategoriniz var. Buradan istediğim herhangi bir çerçeveye alıp şöyle yapalım. Sizde olandan seçelim yine. Şunu mesela istiyorum. Uygula diyorum. Burada bunun çerçeve kalınlığını da buradan sizde de var arttırabilirsiniz. Bunu bir çerçeve içerisine yerleştirdikten sonra örneğin bunu bir yuvarlak da yapabiliriz. Yine nişan tepsisi ya da kasnak çalışması duvar süsü yapabilirsiniz. Evet kendim tasarladım. Gördüğünüz gibi değil mi bunu hazır kalplerden harflerden kendiniz kendi zevkinize göre desenler çalışabilirsiniz. Peki bunu nasıl kaydedeceğim bu yaptığım işi? İşte o zaman file, exportla çıkış. Yukarıda da var kolay yolları. Daha sonra burada VP3 yazmasına dikkat edip okeyliyorum arkadaşlar. Nereye kaydetmek istiyorum? İster flaşıma, makinenin flaşı var biliyorsunuz içinden çıkan. Onu alıp yarın uygulama yapacağız. Nakış işleyeceğiz. Şöyle yapalım. Masa üstüne ve buna bir isim verelim. Ne yapalım? SP1 diyelim. Ve exportlayıp. Şimdi bu artık nakış işlemeye hazır uygulama. Sorusu olan var mı buraya kadar arkadaşlar? Evet. Bunun fiyatı ne kadar? Kolay gelsin. Bayılırım dikiş dikmeye. Nakışa da bayılırsınız. Emin olun. Evet. Fiyatlar için lütfen Singer Türkiye, Puff Türkiye yahut en yakın bayilerinizle görüşerek fiyat alabilirsiniz. Kreatif 1,5 yani şu kırmızı makine için uygulama anlatıyorum. Yarın da bununla çok güzel nakışlar işleyeceğiz arkadaşlar. Ve şu tasarımı da muhtemelen yaparız. Şöyle yapalım. Şu anda hazır. Bakalım SP1'imiz şunu indireyim ben bir.
Bu kadar kalabalığını da görmek mümkün değil ama başka ne yapalım sizinle? Şöyle kaldırdık. Bunu siliyorum. Ama silinmedi. Artık kayıtlı o, biliyorsunuz değil mi? Bunları tek tek kaldırıp bunu, çerçeveyi silmedim, yeniden başka bir şey yapacağım diye de çalışabilirim elbette. Topluca da silebiliriz. Yeni sayfada oluşturabiliriz. File dosyasına gidiyorum. Yine open yapıp buradan istediğim herhangi bir deseni çalışabilirim. Evet, Snoopy'ler vesaireler çalışmıştım. Bunları görmüşsünüzdür. Şöyle eskinin bir nakış deseninden gidelim yola. Açalım. Evet. Örneğin bunu aldım. Eskilerin bir nakış deseni motifi. Şöyle düzeltiyorum. İstediğiniz renklendirmeyi yapabilirsiniz. Evet, bu program sadece 1,5 ile veriliyor. Doğru. Evet. Şimdi şurada böyle bir desen çalıştım. Bunu biraz küçültelim. Geldik. Şimdi arkadaşlar, buna girelim yine letter sayfasına. Letter sayfasında ben de burada gördüğünüz gibi oldukça fazla var uygulamam. Ama Queen Font'tan siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Queen Font'ta çeşitli yazı tipleri, yani Word'de bulunan tüm yazı tipleri bizde var. Tabii bunun hepsi nakışa yakışır ya da yakışmaz. Bunu uygulayarak göreceksiniz. Benim sevdiğim bir yazı tipidir bu. Diyelim ki bunu seçtim. Yani şunu, script. Ve bunu yatık mı istiyorum, dikey mi istiyorum? Buradan uygulayıp ileri diyorum. Bakın, ileride bana sarılmış halini gösteriyor. İşin sarılmış halini gösteriyor. İşlenmiş halini gösteriyor. Ancak bana aynı zamanda da soruyor. Farklı bir iş tekniğinde işlemek ister misin? Ben de diyorum ki mesela bunu sadece border olarak işlersem nasıl durur? Bakın, bu da border olarak işlenmiş hali. Yani yazıda işin bitmiş haline yakınını da görebiliyoruz. Bunlar 1,5'ta kreatif 1,5 alanları. Aynı zamanda diyorum ki bunu bana aplike olarak işle. Bakın, şu anda da aplike uygulaması ile gösteriyor. Bunu böyle kaydedelim arkadaşlar. Diyorum ki aplike olarak işlemeye hazırım. İleri diyoruz. Benim oluşturduğum bu yazıyı şimdi kendi bünyesine alacak. Buna bir isim vermemi istiyor. Ben de buraya şimdi Puff Puff ismini veriyorum. My Fonts dosyasına kaydedecekmiş. Son diyorum. Yani kendim oluşturdum ama aplike olarak istiyorum. Kapatalım. Ve buradan My Fonts dosyasına gidelim. Burada bakın, dosyaların isimleri var. Future Modern Monogram. My Fonts. Az önce oluşturduğum Puff isimli çalışma. Burada geldim. Bir P harfi seçelim mesela. P harfi seçtik. Ve uygula diyorum. Uyguluyoruz. Bunun kenarına şöyle koyabilirim. Yapmak istediğim tamamen işle ilgili arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Bir Çin iğnesinin yanına aplike getirmiş oldum. Ama bu renkler, tasarımlar, bu tamamen değiştirilir. Ben hangi rengi işlersem onu yapacaktır bize. Olur mu? Evet.
Şimdi şöyle bir sorumuz var. Oya Hanım sormuş. Creative 4.5 kullanıcısı kendisi. Neden verilmiyor bu program? Çünkü sizler tabii niçin verildiğini çok böyle bir cevabı yok bunun ama sizin zaten bir ekranınız var. Yani bunun üstündeki segment makinalarda ekran var arkadaşlar. Ekranda da bunları görebilme olanağınız var. Yani ekranda da bunu deseni getirip oraya bir de P çağırıp yapabiliyorsunuz. Daha üst segmentlerde de tabii bu programı satın alarak da kullanabiliyorsunuz. Bendeki orijinal dongle'la çalışan bir program. Bu da böyle. Ekranda bir görüntü yok, değil mi? Elbette izleyin arkadaşlar. Şimdi daha sonra da izleyin. Bunu da isteyince kaydedebiliriz. Şu anda bunu da şöyle kaldıralım. Şunu da alıyorum. Sonra yine bir file dosyası açalım. File dosyasından yine open yapalım. Bakın sesli de özellikle tekrar ediyorum ki size. Bunlar da benim yakında flamingolar falan böyle hem çalışmaktan keyif aldığım işler. Şurada bir kaneviçe gördüm arkadaşlar. Oldukça küçük bir kaneviçe ama sevimli duruyor. Bir bakalım neymiş. Çok da güzel, değil mi? Peki şöyle alıyorum. Kaneviçe desenimizi görüyoruz, değil mi? Bunu çok az büyütelim. Şöyle sizlerin de rahat görebilmesi için. Renkler şimdi biraz büyüdü. Ne yapıyormuşuz? Oranı bozmak istemiyorsak iğne vuruş sayısını arttırarak resize'dan yapabilirmişiz. Home sayfasına gidip çalışabilirmişiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bunu tekrar %30 oranında küçültelim. Bunu yön vermek istiyorum. Şöyle sağ tıkladım. Double click dedim. Bir tane daha getirdim. Bunu da yine yuvarlak ile alıp bakın şu şekilde getirip 1,5 için anlatıyorum bunu arkadaşlar. Bunları hem de programı şöyle bir genel görmüş oluyorsunuz. Bakın kendim bir tane minik desenden ikinci bir dal oluşturdum. Hatta ne yapabilirim? Bir tane daha aynı deseni alıp şöyle alıp yine yönünü değiştirerek şöyle bir üçüncü çalışmayı yapabilirim. Gördük mü? Yani minicik desenimin olması benim için yeterli. Olayı daha değiştirip büyütebilirim. Yine bunun yanına bu kaneviçe işliyor dedik. Diyelim ki başka ne yapabiliriz? Bir başka desen örneği daha yapalım. Open diyelim. Nakış bilen arkadaşlarım ne söylediğimi çok daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum ama tekrar izlediğinizde uygulamada da biz zaten ücretsiz eğitim veriyoruz size arkadaşlar. Evet. Bunların hep birçoğu kaneviçe, aplike, bildiğiniz iş tekniklerinin hemen hemen hepsini çalışıyoruz. Evet. Bu desenlerin büyükleri var. Bir tane de yine burada bir şu çok sevdiğim desenlerden. Bakın. Değil mi? Alalım. Yani bunun yanına harf veyahut başka bir desen uygulaması da getirebiliriz arkadaşlar. Sağ tıkladım. Duplicate yaptım. Aynısını bakın şöyle getirip yön değiştirerek şöyle bir çalışma haline getirebilirim. Burası işte benim kendi beğenilerimi sunduğum alan. Hemen şuraya bir tane de harf uygulayalım. Başka bir yazı karakterinden. Evet. Bunu istediğimiz şekilde yazabiliriz. Bakın arkadaşlar düz de yazabilirim uygulamayı. Şu şekilde çalışabilirim. Kasna şöyle kaydıralım bunları.
Bu programla ilgili yine çalışma mutlaka yaparız arkadaşlar. Makinede nakış uygularken de yapacağız. Bakın, yani şöyle bir hoş kasnak içine girilebilir. Bunun bir tanesi gömlek yakasına uygulanabilir. Harika çalışmalar bunlar. Demek ki intro programını aldığınızda biz size makineyi aldığınızda intro kurulum yapıyormuşuz. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapıyormuşuz. Buradan yola çıkarak şu deseni ben kaydetmek istiyorum. Çok hoşuma gittiği için mutlaka bir yerde kullanırız. Ne yapıyorduk? File. Export'la kayıt yapıyoruz. Save ya da Save As'la değil arkadaşlar. VP3 yazısını görüp okeyliyorum. Bu kadar da basit. Son derece kolay. Evet. Hemen buraya da isim verelim. Faf 2 dedik. Masaüstü export. Bakalım yarın bunlar makinede nasıl gözükecek? Olur mu? Ekranımız renkli değil biliyorsunuz. Onun için. Şimdi madem bu intro programdı, bir de böyle minnacık yine kendi programımızdan bir şeyler gösterelim arkadaşlar. Ve sonra şuradan programımı tıklıyorum. Yine bir sayfa açılmasını istiyorum. Yarın bu çizdiklerimden birini mutlaka işleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir yerde uygularız onu. Yeni bir sayfa açtıktan sonra bakın sizde olmayan yer şu aşağısı. Şimdi gözüküyor mu böyle? Kreatif 1.5'ta olmayanlar için şu aşağısı. Burada da herhangi bir resmi, iç karakteri, pikseli iyi olan bir resmi fotoğrafa çevirme. Bunu mutlaka uygularlar. Kaneviçe uygulama, nakış tasarlama gibi yerler var. Burada artık işte fiyatı belirleyen kısmı. Şimdi sorunuz varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Bir de bugün için şöyle yapalım. Burası evet. Merkezlerde bu eğitim verilse yurt dışında veriliyor. Uyandım aslında alan öğrencilerimize biz de eğitim veriyoruz. Yani kullanım intro için söylüyorum tabii. Yorumlar ekranı kapatıyor. Yorumlar Hatice Hanım, bütün arkadaşlarım duysunlar, sağa çektiğinizde kapanıyor. Yani benim yapabildiğim şey değil. Herkes kendi evindeki telefonunu sağa çekiyor. Sağ olsun Oyanım sayesinde biz de onu o gün heyecanla atlattık. Onun dışında tekrar izleyin lütfen. Makineyle uygulama yarın yapacağım. Evet. Resize yaptığınızda desende yani büyüyebildiği kadar büyüyor. Sadece şey yapıyoruz. İğne vuruş sayısı artıyor. Hocam flamingolar güzel görünüyor. Evet, ben de uygulamasını yaptım. Instagram sayfasında var. Flamingo çalıştım. Çok güzel görünüyor. Hakikaten bir yağmurluk üzerine yaptım. Var mı sorularımız? Kreatif 1.5. Lütfen altına arkadaşlar biraz daha üzerine 6D bundan önceki programda, ondan önce 5D vardı, 4D, 3D gibi giden ama Premiere Ultra üzerine bir takım tasarımlar, ilaveler var, çalışma farkları var. Siz de güncelleme yapabilirsiniz bu arada. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün bu program olmazsa, yani biz kendimiz oraya bir isim yazma, hep bir başkasına bağımlı kalırız. O yüzden bu program olmadan işimiz yarım olur. Onun için bu programla başladık. Nedir? Biraz korkutmasın sizi özellikle. Oldu mu? 6D nakış programımız var. Bu program eğitimi verilecek mi? 6D nakış programımız var. Yani burada bu eğitimi vermeyeceğiz ama alan müşterimize eğitimi herhalde Şerif Hocam verecektir. Yanlış anlamadıysam sorunuzu, 6D nakış programımız var. Bu program eğitimi verilecek mi? 6D Premiere şeklinde Premiere'i gösteriyoruz. Ama veririz. Yine gösteririz, tekrar gösteririz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet. Hareketlilik, çizim programı, tasarlama gibi işler çok önemli arkadaşlar.
O yüzden bu programı aldığınızda, bu makineyi aldığınızda lütfen korkmayın, yapamam diye düşünmeyin. Zor gelmesin size. Mühim olan buydu. Yani ekran böyle kocaman ama uygulama kolay. Birkaç kez size anlatıyoruz. WhatsApp'tan görüntülü destekler veriyoruz. Lütfen hiç korkmayın. Zaten cep telefonu kullanan herkes bu programı kullanabilir diye söylüyorum. Evet. Var mı arkadaşlar başka sormak istediğiniz bir şey? Nakış bilmek gerek sanırım. Aslında şöyle. Her şeyden bir şey bilmek güzel bir şey. En iyisini bilenler zaten bu işi profesyonelce yapan kişiler. Ancak artık internet çağında bakarak, görerek, uygulayarak eğitim şart. Bence bir makine almak şart. Güzel bir makinemiz olursa nakış öğrenilir. Öğrenilir. Yani siz girdiğiniz işte arama yaptığınızda bir sürü size sonuç çıkıyor. Bir makinamızın olması önemli Nihal Hanım. Böyle düşünüyorum ben. Yeter ki ilginiz olsun. Evet. Evet. Derin Hanım şöyle, bu program çok pahalı. İnsan yüzü işleme, resim işlemesi çok pahalı. Biraz sesimizi duysunlar. Makine fiyatı kadar programın fiyatı var. Evet, fiyat biraz hem kaliteyi belirler, hem elbette bunu yapan arkadaşlar biraz daha profesyonel yaptıkları için onlar da bunun karşılığında bir bedel kazanıyorlar. O yüzden tanıdıkça, keyif aldıkça aslında bu paranın az olduğunu, makine alırken de genelde bu böyle olur. Hocam bu kadar para verilir mi? Evet verilir, sonra az bile gelecek. Ya hakikaten hak ediyormuş bu makineyi diyorlar. Umarım sizlere de nasip olur. Evet. Programı PC'ye kurdum fakat format gerekiyor ama korkuyorum. Sadece iki defa kurulması gerekiyormuş. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Evet, değişti. Şu anda iki kez kuruluma hak veriyor. Yani biraz koruma amaçlı yapıldı bu. Herhangi bir satış vesaire olmasın diye. Şimdi size bu programı kurarken arkadaşlar biz bir şifre oluşturuyoruz. Bir mail adresi oluşturuyoruz. Kaybetmemenizi söylüyoruz. Hatta ben nüfus cüzdanıdır bu makinenin diyorum. Çok zor durumda kalırsanız elbette yardımcı olmakla beraber ancak kaybetmemenizi istiyoruz. Çünkü onun üzerine yani ben eğitim verdiğim herkeste bu tür problem yaşamam. Çünkü üzerine mutlaka kaydettiriyorum. Fotokopilerini aldırttırıyorum. Birkaç yerde saklattırıyorum. Fotoğraf çektirtiyorum. Yani lütfen kaybetmeyin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer format atıldığında da yeniden kurulum yapacağınızda bir çıkış yapmanız gerekir. Çıkış yaptıktan sonra lütfen ulaşın bölgenizin hocasına Sevim Hanım. Çıkış yapmanız gerekir. Nasıl yapılacağını size söyleyecektir. Yeni bilgisayarınız geldiğinde ve oradan tekrar aynı şifre ve aynı maille ile kurulumu yaparsınız. Korkulacak bir şey yok. Sadece bilgilerinizi kaybetmeyin mümkünse lütfen. Korkmayın, olur mu? Hallederiz. Hangi bölgedesiniz bilmiyorum Sevim Hanım. Bizdeyseniz bana ulaşın. Ama mutlaka ulaşın bize. Bir sorun varsa tabii. Buyurun. Evet. Programla ilgili sorularınızı alayım. Kreatif 1.5 ile ilgili olabilir. Ah Rukiye'cim, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Makine ve program hakikaten keyifli ve lütfen korkmayın. Yani korkmayın arkadaşlar. Bu korkulacak bir şey değil. Teknolojiden korkmayın. Teknoloji işi kolaylaştırmak için var. Lütfen tavsiye edin. Biraz makineye ilgisi olan, evde canı sıkılan. Peki Sevim Hanım, lütfen Ege öğretmeniyle irtibata geçin. Benden sonra yayında olacak kendisine. Yayına geçin. Hemen size bu konuda eğer bir sıkıntınız varsa yardımcı olsun. Teknoloji işi kolaylaştırmak içindir arkadaşlar. Yaşınız kaç olursa olsun, ilgi alanlarınız ne olursa olsun, hangi mesleği yapıyor olursanız olun,
Size keyif verecek. Size bazımıza ekmek verecek. Bazılarımıza huzur, mutluluk verecek. Şimdi benim sizden ricam arkadaşlar, lütfen özellikle makina, dikiş, nakış, piko isteyen eşinize, dostunuza bunu paylaşmanız. Çünkü o zaman esas amaca ulaşmış oluruz. Yarın göreceksiniz. Burada nakış işlenecek. Biz sizinle böyle sohbet edeceğiz. Zamandan kazandıracak. Varsa sorularınızı alayım. Değilse bir diğer arkadaşım pikolar, uygulamalar, bir piko makinesiyle size destek verecek şimdi o da. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Mutlu, keyifli saatler. Sorunuz varsa altına yazın. Esinlenelim. Kreatif 1,5 ile ilgili öğrenmek istediklerinizi lütfen yazın. Olan arkadaşlar da, almayı düşünen arkadaşlar da yazın. Burada bu hafta ve önümüzdeki hafta için orada bir program oluşturalım. Hepinize sevgiler gönderiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese hayırlı rızıklar, hayırlı günler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sevgiler.